Nasılsın Erencim? Sağ ol, teşekkür ederim. Sesim iyi geliyor mu? Evet, geliyor. Benim Tamam. de iyi Evet, geliyor. gayet güzel. Evet, sevindim. Erencim, ben arkadaşlara tanıtmadım seni. Hı. Biraz önce kendinden bahset istiyorum. Ondan sonra konumuza girelim. Tamam. Ben İstanbul Üniversitesi Felsefe Bir saniye. bölümü. Arkadaşlar yorumları kapatıyorum. Sorunuz varsa soru kutucuğuna yazabilirsiniz. Sonrasında bakarız. Teşekkür ederim. Ben İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Felsefenin içinde doğdum, büyüdüm diyebilirim. Çünkü babaannemle babam felsefeye çok meraklıydı. Babam Çapatıp Fakültesinde hocaydı. Onun alanı farklı bir alan. Psikiyatri ve nöroloji alanında dersler veriyordu ama her doktor gibi o da çok yönlüydü. Felsefeye çok meraklıydı. Tasavvufa çok meraklıydı. Dönemin çok önemli yani felsefecilerinden Taki Ettin Mengşoğlu'nun hayranıydı. O da felsefi antropolojinin, Türkiye'de ilk defa felsefi antropolojinin kurucularındandır. Felsefi antropoloji insan bilim demek. Yani insanın özünün somut dünyada nasıl var olacağını araştıran bir bilim dalı. Yazışmaları oluyor babamla, Taki Ettin Hoca'nın ama babam onun psikiyatri kürsüsünde ders vermesini isterken ömrü vefa etmiyor Taki Ettin. İşte ben böyle bir ortamda babamın yönlendirmesiyle, babaannemin yönlendirmesiyle felsefeyi seçtim. Çok değerli hocalarım oldu. Kenan Gürsoy, Cemal Nursargut isimlerini anmadan geçemeyeceğim. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi'nde Tasavvuf Enstitüsü'nde yüksek lisansı yaptım. Orada yine çok şanslıydım. Mahmut Erol Kılıç, Emine Yeniterzi uluslararası alanda isim yapmış. William Chittick, İbnül Arabi alanında. Bruce Lawrence, James Morris, daha sayamadığım niceleri, Ümit Safi. Bunlar hep gelip orada ders verdiler. Bu ne işime yaradı benim? Tasavvuf ve felsefeyi bütünlememe yaradı. Çok verimli geçtiğine inanıyorum. Benim kısaca öyküm bu kadar. Peki Erencim, çok teşekkürler. Bugün seninle hürriyet kavramını konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü bu COVID-19 sayesinde evlerimizdeyiz. Uzun süredir dışarıya çıkamıyoruz ya da çok kısıtlı bir şekilde çıkıyoruz. Dolayısıyla bu özgürlük, hürriyet kavramını kendi kendimize de sorguladığımız bir süreçteyiz. Dışsal faktörlerle özgürlük, o hürriyeti yaşayan insan la içsel bir şekilde o özgürleşmeyi yaşayan insan arasındaki farkı da çok net bir şekilde gördüğümüz zamanlar bunlar. Kesinlikle. Çok Değil mi? güzel bir şey değindin. Evet. Kesinlikle. Hürriyet kavramına baktığında havera kökünden geliyor. Ayıp ve eksiklikten uzak manasında. Yani muhtaçlıktan ve yoksunluktan uzaklık manasında. Şimdi bu açıdan baktığımızda özgürlük kavramının hakikaten çok daha derin, çok daha katmanlı bir hal aldığını görüyoruz. Ama ben felsefi anlamda önce senden özgürlük nedir diye bir öğrenmek istiyorum. Felsefedeki tanımları neler? Özgürlük nedirden önce yani bu bilgileri biz konuşuyoruz ama insanlar bir şekilde bunları pratiğe dökmek istiyorlar. Seneca'nın şöyle bir sözü var. Bilgi bir şeyi kendinin parçası yapmaktır diyor. Yani biz bu kapanmayla birlikte bir şeyleri sorguladığımız dönemde bilgiyi artık pratiğe geçirmemiz çok önemli. Biz burada konuşuruz. Bir sürü kitap okuruz. Ancak onlar hakkında bir bağlantı kuramıyorsak bu sadece bir yüktür. Bunu biz Doğru. hayata geçirmeliyiz. Yani bir çayı, sıcak bir çayı hayat olarak düşünelim. Bilgiyi de şeker bize bir tat vermeli. Biz bu bilgiyi içselleştirmeliyiz. Yani sadece bu böyle kalmamalı. Biz bunu hayata pratiğe nasıl dökebiliriz? Biraz gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum ben. Özgürlük nedir diye soracak olursak felsefede özgürlüğün birçok tanımı var. Hiçbir zaman bir kavrama felsefede tek boyutlu bakılmaz. Birkaç boyutu vardı. Ben de maddelendirdim bunu. Birincisi özgürlük bir seçimdir. Eğer bir olay ya da durumda sizin bir seçim hakkınız varsa özgürsünüz demektir. Ne demek istiyorum? Bir tarihten örnekle somutlaştırayım bunu. Sene 1943. Primo Levi adında Yahudi asıllı bir İtalyan kimyager yükselen Nazizm'e karşı arkadaşlarıyla birlikte bir direniş gösterisi yapıyor İtalya'da. Ve tutuklanarak o meşhur Polonya kampındaki Auschwitz'e gönderiliyor. Çileli bir yaşantısı var orada. Kamptan daha sonra
kurtulunca İtalya'ya dönüyor. Kurtulan nadir kişilerden biridir bu arada. İtalya'ya döndüğünde de bir kitap yayınlıyor. Kitabın Almanya basınında şöyle çevrilebilir: bunlar da mı insan, ya da eğer insan olsaydın, galiba Türkçe'ye bunlar da mı insan şeklinde Can Yayınları'ndan çıktı diye hatırlıyorum. Kitabın Almanya basımında giriş cümlesi şöyledir: evet, yaşıyorum ve sizi yargılamak için de anlamaya çalışıyorum diyor. Orada bir şey fark ediyor Primo Levi. İnsan, bana insandan aşağı muamele yapıyorlardı diyor. Süngünün ucuyla dokunuyorlarmış. Ama her şeyimi yitirmeme rağmen tek bir şeye sahiptim. Bir seçime. İnsan olmak, insanları sevmek ya da insan olmaktan vazgeçmek, insanlardan nefret etme seçimimi. Ben insan olmayı seçtim ve bu beni yaşattı diyor. Yani siz bir seçime her zaman için, zihinsel bir seçime sahipsinizdir. Koşullar ne kadar zor olsa bile. Carl Gustav Jung'un bir sözü vardır. Diyor ki, ben başıma gelen şeylerin bir sonucu değil, ben olmayı seçtiğim kişiyim. Eğer siz bunu söyleyebiliyorsanız, ben olmayı seçtiğim kişiyim. Evet, pişmanlıklarıyla, doğrusuyla, yanlışlarıyla, ben olmayı seçtiğim kişiyim diyebiliyorsanız özgür insansınız o zaman. Harika. Bir ikinci madde, senin söylemek istediğin bir şey var mı bilmiyorum. Yok, devam et, çok güzel anlatıyorsun. Hiç bölmeyeyim ben seni. İkinci madde geçeyim. Dün işçi bayramıydı, emek ve dayanışma günüydü. Aslında hepimiz birer işçiyiz. Hepimiz bir şekilde ruhumuzu geliştirmekle mükellefiz aslında. Baudelaire'den bir alıntı vardır, internette çok paylaşılır. Kendini yontmayı unutma der Tanrı Zeus. Kendi kabuğunu kendin soyabilirsin, kendi özgürlüğünü kendin dışarı çıkartabilirsin ve insan kendi emeğidir. Yani biz kendimize emek harcamak durumundayız. Fromm'a göre insan bugün teknolojiye, doğaya hakimdir. Ancak kendi özünü unutmuştur insan ve yaptığı makinalara tapmaktadır. Özdeye, yani maddeye ilişkin her türlü bilgisine rağmen insansal varoluşun temel sorunu bilgisizliktir. İnsan ne olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini, içindeki sayısız gücü nasıl özgürleştirebileceğini ve üretici konuma geçireceğini bugün bilememektedir. Yani şöyle söyleyeyim Fromm'un dediğini, teknoloji bize bir konfor alanı sunmuştur. Ancak biz o konfor alanının gönüllü mahkumlarıyız. Bunun dışına çıkmak için de bir çaba harcamamız gerekiyor. Çünkü Sokrat'a göre insanın bu dünyaya gelme amacı özgürlüktür. Yani biz ruhumuzu özgürleştirmek durumundayız. Evet, klinik felsefeye göre de öyle değil mi? Yani evet, insanın kesinlikle dünyaya gelme amacı, tek amacı mutluluktur. Hı-hı. Ama bunun içinde tek şart vardır, o da özgürlüktür, evet, diyor. Özgürleşince mutlu oluyorsunuz zaten. Yani ruhsal bir özgürlük size mutluluğu getiriyor. Yani özgürlüğün bir sonucu olarak mutluluk bize geliyor. Ama yapmaya giden yol da emek ve olmaktan geçiyor. Emek harcamamız gerekiyor. Olmak için daima bir emek harcamamız gerekiyor. Bir için diğer madde de şu özgürlükte. Özgürlük felsefede ruhsaldır. Bununla ne demek istiyorum? Şimdi zihin, akıl ve düşünmek gibi şeyler antik Yunan'da, antik felsefede ruha ait şeylerdir. Ortaçağ filozoflarından Farabi'nin bir sözü var. Aynı zamanda Platon uzmanı. Düşünmek ruhla konuşmaktır diyor. Demek ki bu tarz şeyler benim ruhuma ait şeyler. Ben düşüncemi geliştirdiğimde, farklı bakış açıları kazandığımda, daha doğrusu düşüncemi bütünlediğimde özgür oluyorum. Tek tip, evrene eğer tek tip bakış açısıyla bakıyorsanız siz o düşüncenin mahkumu olursunuz. Nietzsche'nin bir sözü var, diyor ki, kendine özgür mü diyorsun? Seni mahkum eden düşünceyi bilmek isterim diyor. Yani biz tek tip bakış açısıyla evrene bakarsak özgür olamayız. Ne demek istiyorum? Birazcık daha somutlaştırayım bunu. Mesela zaman algısı. Bizleri çok böyle kıstıran bir algıdır zaman algısı. İnsanları çok paniğe sürükletir. Belirli yaşlarda belirli şeyleri yapmayı dileriz. İşte çocukluk, gençlik, yaşlılık diye zamanı böleriz, değil mi? Oysa tasavvufta senin de çok iyi bildiğin gibi tasavvufta ve felsefede
filozoflar ve sufilere şöyle söylenir. Sufi zamanın çocuğudur. Yani anı yaşar. Bu nasıl oluyor? Hit felsefesinde zaman bir daire şeklinde gösterilir. Başlangıç ve son yoktur. Yani onlar zamanı bölmüyorlar. Zamanı lineer değil yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ya bunu hayata geçirdiğimiz zaman, bu düşünceyi hayata geçirdiğimiz zaman hem zamanımızı değerlendirmiş, anı yaşamış oluyoruz. Hem geçmiş üzüntüsü ya da gelecek kaygısı olmuyor bizde. Bu yenmemiz gereken şeylerden biri. Peki başka bir şey üzerine konuşalım. Mesela güzellik algısı üzerine. Güzelliğe de tek tip bakıyoruz değil mi? Sana bir soru sorayım. Barbie bebekle oynayan bir kız çocuğunun güzellik algısı nasıl olur? İnce, uzun, sarışın. Sarışın değil mi? Belki ileride büyüdüğünde bu bebeğe benzemeye çalışacak ve mutsuz olacaktır değil mi? Çünkü ki öyle oluyor. Evet. Çünkü tek tip bakış açısıyla bakıyoruz. Çünkü kapitalist bir sistemde yaşıyoruz. Onun aracı olan reklamlarla insanlar biraz tek tipe yönlendiriliyor ve mutsuz oluyorlar. Mutsuz bireyler haline geliyorlar. Çünkü düşünüyor ki o güzellik. Oysa sanatçı güzelliğe bir bütün olarak bakıyor. Bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel diyor. Her şeyde bir güzellik görebiliyor değil mi? Çünkü güzellik algısı daha geniş. Demek ki benim düşüncemi bütünlemem gerekiyor. Psikolojide bir ekol vardır. Adı Gestalt ekolü. Bütünlük ekolü demek. Sloganı şudur. Bütün parçaların toplamından fazla bir şeydir. Yani Cemal Nur hocamın hani bilirsin çok ünlü bir benzetmesi vardır. İnsana der, bağırsak olarak bakarsınız insan kötü bir şeydir. Ama kafa, kalp, işte eller, kollar hepsinin işlerliği içinde insan bir bütündür. İnsanın baba rolü vardır, işte kardeş rolü vardır, çocuk rolü vardır. Bütün bu rollerinin içinde insana bir bütün olarak bakmamız gerektiğini savunur bu ekolde. Bir diğer husus. Oraya geçmeden İbn Arabi'den bahsettiğin için oraya girmek istiyorum. Ebul Vakt'in çocuğu olmaktan bahsettin ya, aslında tam olarak aynen söylediğin gibi bu çok holistik bir bakış açısı. Yani resme bakıp ressamı görebilmek aslında. Yani o güzellik kavramında o güzelliği tek bir norma indirgemeden gerçekten o güzelliği sadece kavram olarak, yani o kavramın hakikatini görebildiğin zaman ancak her yerde o güzelliği görebilir hale geçiyorsun. Onun için de esere bakıp müesseri görebilmek gerekiyor değil mi? Yani evet, her ama yaratılmışta bütün bu nesnel evet. Gerçekliğin de aslında İbn Arabi Hazretleri diyor ki tamamen hakikatin bir yansımasıdır diyor. Yani kesinlikle. Buradaki şey sadece bir gölgedir diyor. Hakikatin kesinlikle. Kendisi değildir. Yani aynaya baktığımda ben evet Müge'yi görüyorum ama Müge mi o? Hayır. Müge'nin sadece bir veçesini görüyorum. Her veçesini görebilmem için önce onun ne olduğunu anlayabilmem gerekiyor ve bunun için de önce bir kabul gerekiyor değil mi? Kabul ne demek? Her yerde kesinlikle. Ve her şeyde kesinlikle. Her şeyde o yaratılışın bir tecellisi, yani bir yansıması olduğunu kabul ettiğim anda ancak o hakikat belki de gözlere görünür hale gelecek. Yani tabii Allah nasip etsin, yani bu çok üst bir seviye. Evet, kesinlikle öyle. Yani biz sıradan insanlar zaten onu göremediğimiz için şeyleri sebeplere takılıp evet, kalıyoruz sebeplere devamlı. Takılıyoruz. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir şey daha var felsefeden gidiyoruz. Yani bunu anlayabilmek için diyalektiği çok iyi bilmek lazım. Diyalektik nedir diyecek olursan, yani ben bir şeyi bütünlediğimde özgür oluyorum demiştik. Bu tamamen zihinsel bir şey. Zihnimle bir şeyi bütünlediğimde ben özgür oluyorum. Ama bütünlemek nasıl olacak? Diyalektiği iyi bilmek lazım. Diyalektiğin kelime anlamı ikilik demek. Yani zıtlıklardan yola çıkarak doğruyu bulma sanatı. Şimdi doğada bir şeyin var olabilmesi için mutlaka zıttının bulunması gerekir. Yani iyinin var olabilmesi için kötünün mutlaka bulunması gerekir. Bunu kabul etmek gerekir. Mesela İslam felsefesinden örnek vereyim. Allah'ın Şafi ismi vardır, şifa veren. Ama bunun için mutlaka bir illetin, hastalığın bulunması gerekir değil mi? Onun ortaya çıkması için. Kesinlikle öyle. Ve her şey, doğada her şey sarmal bir düzene göre işler. Her şey her şeyin içindedir. Mesela insan da küçük bir alemdir. İnsanda da zıtlık vardır. İnsandaki zıtlık nedir?
beden ve ruh zıtlığı vardır. İkisi birleşmiş ve insan oluşmuş. Tasavvufta buna cem diyorlar. Cami kelimesi buradan gelir. Toplanmak, birlemek, birleştirmek gibi isimleri vardır. Bu aynen felsefede de böyledir. Herakleitos diyor ki, birbirine, doğada birbirine zıt sesler birlikte uyum içerisinde bir senfoni, harmoniyi meydana getirirler, uyumu meydana getirirler diyor. Hocamın da çok güzel bir şeyi var, Cemal Hocamın. Bütün farklılıklar bir araya geldiğinde beş parmak, beşi de birbirinden farklıdır. Ama bir araya geldiğinde nefis olur. Yani kesinlikle. Güzellik ancak bu parçanın evet bir arada olmasıyla ortaya çıkıyor. Ya bunu daha somutlaştırmak için istersen bir kitaptan alıntı yapayım. Öğretmenin Mori ile Salı Buluşmaları diye bir kitap vardır. Bir öğretmenle öğrencinin diyaloğunu anlatır. Hayat hakkında. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim. Bestsellerdir. Hatta onun filmi de oynamıştı. Ama piyasada yok galiba Eren. Evet, bir aralar kaldırıldı diye biliyorum. Tekrar sürüldü. Çünkü çok okuyan oldu gerçekten. Çok değerli bir kitap bence. Gerçek bir yaşam hikayesi. Öğretmeni şöyle söylüyor. Hayat bir dizi ileri ve geri çekilmeden ibarettir. Sen bir şey yapmak istersin ancak başka bir şey yapman gerekmektedir. Bir şeyler seni üzer ancak üzülmemen gerektiğini de bilirsin. Bazı şeyleri elde veri olarak kabul edersin ancak hiçbir şeyin garantisi olmadığını da bilirsin. İşte bizler bu güreş müsabakası gibi şeyin çekimin ortasında yaşarız diyor. Öğrencisi şu soruyu soruyor. Peki sonunda hangi taraf kazanır? Öğretmeni gülümsüyor ve diyor ki sonunda daima sevgi kazanır. Şimdi gelelim antik çağ. Tek birleştirici güç. Kesinlikle öyle. Yani bizim bütün düşüncelerimizi bütünleyen güç, sevgi ya da aşk dediğimiz güçtür. Zıtlık barındırmıyor çünkü öyle, değil mi? Kesinlikle öyle. Antik Yunan'da iki güç vardır Empedokles'e göre. Biri nefret, biri sevgi. Sevgi birleştirir, bütünler, nefret ayırır ve parçalar. Yani bu iki güç yönetir tamamen dünyayı. Freud da çok farklısını yapmıyor bunu. Yani insanı bir ayrı alem olarak alıyor. Sevgiyi cinsellik olarak alıyor, nefreti de saldırganlık olarak alıyor. Freud'un da yaptığı budur aslında. Çok farklı bir şey yapmıyor. Ama indirgiyor. İndirgediğinde söylüyor. Evet, satıhta kalmış. Evet, kesinlikle öyle. Bir diğer madde şudur. Özgürlük etkin olmaktır Spinoza'ya göre. Yani siz bir şeyin öznesi durumundaysanız, etkinseniz özgürsünüzdür. Ama edilgin duruma, yani bir şeyin objesi durumuna geçerseniz, o zaman pasifize olursunuz ve özgür değilsinizdir. Nasıldır bu? Bir örnek vereyim hemen. Mesela alkol içme olayı. Alkol içme isteği sizi harekete geçirdiği için özgür değilsinizdir. Arzu ve istekler bedene ait şeylerdir. Ve biz bedene ait şeylerde uyduğumuzda özgür olmayız. Bu felsefede böyledir. Yani nefsimiz... Neden peki? Yani tasavvufta bunun sebebi belli. Geçici olan şeye tapma. Yani aslında o isteğin tapma haline geçmesi. Ve bütün şeyde tasavvuf literatüründe ve metodolojide o tapma halini normalize etmeyle alakalı. Hatta o istekleri tamamen öldürüp özgürleşme haline geçmek uygulamasında hep bu pratikler vardır. Evet. Yani beden geçici olduğu için değil mi? Kesinlikle. Yani sen geçici bir şeye tapıyorsun. Sonsuz olanın dışında geçici, bir gün bitecek olan bir şeye tapıyorsun. O bitince ne olacak? İşte şimdi korona günlerinde. Ne evet, oldu? Sahip olduğumuz hiçbir şey elimizde değil. Hiçbirisini kullanamıyoruz. Eğer taptığın şey, o şu anda yaşayamadığın şeyse vay haline. Kesinlikle öyle. İki güç insanda bir, yani ya bedene uyacaksın ya ruha uyacaksın. Yani bunun bir ortası yok. Biz insan olmak durumunda ruhumuza uymak durumundayız. Yani bedensel isteklerimizi bir kenara bırakıp ruhumuzun yolundan gitmek zorundayız. Bizi insan yapan şey de bu aslında. Evet, insanı hayvandan ayıran, evet, şey ayıran de bu. Evet, ayıran şey de bu. Yani doğru. Bu iradenin, bu seçimin insana verilmiş olması. Bir diğer husus, bir diğer madde, özgürlük insanın kendi kendine yetebilmesidir. Çok önemli. Evet,
Pascal'ın bir sözü var. İnsanın bütün problemi diyor, bir odada tek başına kalamamasıdır diyor. Günümüzde, tam gündem. Evet, kesinlikle. Günümüzde mesela bir kitap okuyacağım. Telefonu kurcalıyorum, işte televizyona bakıyorum. Bir türlü ama bir türlü kitaba odaklanıp kaliteli bir zaman geçiremiyorum. Bu büyük bir sorunsaldır Fromm'a göre mesela. İnsanın, modern insanın problemidir bu. Bir türlü yalnız kalamamak. Ama ya da, yani şeyde de kestim ama Eren, tasavvufta da hani bütün bu derviş menkbelerinde vardır ya, yani dağa çıkmak, çıkarak ermek değildir. Hatta bir hikaye var, sen de çok iyi biliyorsun Mesnevi'de. Yani adam kardeşinin yanına gitmiş, ben ereceğim deyip dağa çıkmış. Senelerce dağda kalmış. Ondan sonra döndüğünde ayakkabıcı olan abisinin dükkanına geldiğinde bir süt kabın içerisindeki sütü ters çevirip o sütün dökülme işini göstererek, bak dökülmüyor, ben artık oldum diyor. Onun üzerine de abisi diyor ki, aman maşallah sana diyor, benim bir işim var, 2 dakika çıkacağım, geleceğim, bakar mısın dükkana diyor. Ondan sonra abisinin yerine geçtiğinde tam da o sırada içeriye ahu gibi çok güzeller güzeli bir kadın giriyor, oturuyor, biraz da eteğini sıyırıyor, o güğümdeki süt pıt 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 diye dökülmeye başlıyor. Çok bilinen bir hikayedir bu. Ondan sonra abisi gelip köfte hor diyor, yani dağda ermek kolay, mühim olan burada bu güzelliklerin arasında senin önündeyken erebilmek. Yani şimdi biz de evet evlerin içindeyiz, bir sürü şeyden mahrummuşuz gibi gözüküyor ama dijital dünyada inanılmaz bir olanak sunuyor. Yani bir odanın içerisinde tek başına kalmanın da manası kalmadı Eren. Yani çünkü o kadar çok uyaran var ki hakikaten çok iradi bir şekilde bütün teknolojiyi bir kenara koyman gerekiyor. Yani burada gerçekten irade kavramı çok önemli. Yani yani iradeni geliştirebilmen için de o isteklerinin, o isteğine bir gen vurman lazım. Yani işte biraz deminden beri konuştuğumuz özgürlük noktasına gelebilmek için, senin onu irade edebilmen için bir kere o isteğini önce bir fark edip orada bir, hatta bağımlılık seviyesine geldiğinde görür durumdayım ben şu anda, kendim de dahil. Elimizde evet, devamlı telefon, devamlı bilgisayar, devamlı bir sanal ortamda iletişim halindeyiz. İnanılmaz bir veri akışı içerisindeyiz. Ne o, ben evde yalnızım. Yalan. Değil, değil mi? Yani değil, kaliteli tabii bir zaman. İşte o zaman yani bir şey kontrol ettiğinde, otokontrole sahip olduğunda o zaman o anı yaşayabiliyorsun. Ama otokontrol elinden kaymaya başladığında, başka bir şeyin bağımlısı haline geldiğinde, seni o kontrol etmeye başladığında onun kölesi oluyorsun. Bu bir gerçek. Esirisin. Tamamen. Kesinlikle evet. Öyle. Ya bu da bir disiplin mesela. Biz Ramazan'da, yani Ramazan'a örnek veriyorum. Başka bir şey de olabilir. Bir öğreti de olabilir. Neden? Bunu pratiğe, yani aç kalıyorsun bir müddet. Ama sonunda yemeğin geldiğini biliyorsun değil mi? Eve gidip ye. Ama bu koronada nasıl? Bir belirsizlik var. İşte insana bu belirsizlikte aslında kendini kontrol etmek önemli diye düşünüyorum ben. Evet. Evet, dediğin gibi sonunda yemek yiyeceğini biliyorsun orada. Evet. Ama çok önemli bir pratik. Yani bütün bu pratiklerin hepsi yani zaten tamamen o iradeyi güçlendirmek için. Sadece yemeğe olarak yapmayabilirsiniz. Ben internete 40 gün girmeyip deyip 40 gün internetten de uzak kalabilirim. Valla çok daha ben, zor bir oruç olabilir. Belki de bazı insanlar için yani yemek yemek benim için beni çok etkilemez açıkçası. Başka bir şey daha çok etkiler belki. Yani zaten çok oldu, boyutlu bir şey oruç. Yani dedikodudan uzak durmak, öfkeden uzak durmak, yani bugünler aynı zamanda sosyalleşme günleri, işte şu anda onu da yapamıyoruz. Yani gerçekten bu seneki orucun manası da enteresan. Evet. Yani evet, oradaki hissedilen şeyler de çok farklı. Bir kaçışımız da yok. Zaten güzel olan belki de o kaçışımız olmayışı. Yani mecbursun diyor bir şeyler öğrenmeye. Benim anladığım o. Yani doğru, benim çıkardığım ders o. Bir diğer husus, desinlerin kölesi olmamak. Yani Diyojen diye bir filozof var, çok iyi bilirsin sen. Kidizm temsilcisi. Helenistik dönemde yaşamış. Helenistik dönem deyince hemen Büyük İskender aklımıza geliyor. Büyük İskender de Aristoteles'in öğrencisidir. Yani o da nefsani bir eğitimden geçmiştir. Fatih gibi bir adam düşünün yani. Öyle bir Büyük İskender'de. Diyojen'in metini duyuyor ve Diyojen'in yaşadığı fıçının yanına yaklaşıyor. Diyor ki Diyojen'e, benden bir dileğin var mı diyor.
Diyojen bakıyor. Güneşimi kapatıyorsun diyor. Gölge etme, başka ihsan istemem diyor. Ya yani şurada şu hikayede şunu anlatmak istiyorum. Diyojen için artık bir imparator da bir köle de aynı kişi. Umursamıyor. Bir umursamazlık içinde. Kim ne der? Kim bana ne der diye umursamamanın felsefesini yapıyor Diyojen. Bir yandan da şey oluyor değil mi orada hikayede? Büyük İskender Diyojen'e geldiğinde niye beni karşılamadın dediğinde sen çünkü benim bendemin bendesin diyor. Evet. Yani benim kölemin kölesin diyor. Kölesisin. Evet. Sen şana, şan, şöhret, para, pul senin, sen onların esareti altındasın. Evet. Ben de onların emiriyim diyor. Evet, çok güzel. Sen bir şeyler fethetmek, bir şeyler almak istiyorsun. O ise vermek istiyor. O aynen. Sahip olduğu bütün her şeyi vermek istiyor. Biri de sürekli almak istiyor. O almanın kölesi olmuş artık. Birisi gene bir hikaye geldi aklıma Eren. Buyur, gene bir mesnevi hikayesi. Adam işte şey giriyor, kaymakam odaya giriyor. Herkes ayağa kalkıyor. Yani buna çok benzer bir hikaye bilirsin sen de. Birisi kalkmıyor. Hemen onun yanına gidiyor. Sen diyor ayağa neden kalkmadın diyor. Kaldırıyor. Efendim affedersiniz dalmışım diyor. Siz kimdiniz diyor. Ben şimdi kaymakamım diyor. Sonra diyor, belki işte ileride vali olacağım diyor. Sonra başbakan olacağım. Peki efendim, ya sonra? Sonra cumhurbaşkanı olabilirim diyor. Ya sonra diyor, ne olacak canım artık? Daha ne olacak? Hiç diyor. İşte efendim ben o hiçim. O yüzden ayağa kalkmadım diyor. Yani gerçekten o hiçlik seviyesine gelebilmek, bütün bu esaretlerden tamamen münezzeh olmak, özgürleşmek seviyesi. Çok zor değil mi Eren? Çok zor. Çok zor. Yani insanlar bir ömür harcamışlar bunun için, bunu yapabilmek için. Yani zaten o yetilerle doğan insanlar var. Yani buna kabiliyeti olan insanlar var. İşte onlar da zaten rol modeller ve bize umut veriyorlar. Hakikaten evet. Onları görmek, onları incelemek, onları okumak çok çok kıymetli. Evet. Yani Erich Fromm'un da anlatmak istediği şey bu. Varoluşçudur Erich Fromm. İnsanın temel probleminin her türlü, günümüzdeki modern insanın her türlü bilgiyi edinmesine karşın kendi ruhsal gelişimi için tek bir taşı oynatmaması bütün problemidir. Yani insan bir gayret sarf etmeli. Yani ruhsal gelişimi için bir şeyler yapmalı diye düşünüyor Erich Fromm. Evet. Yani çağımızın problemi bence bu. Yani insanlar bir sürü bilgi çağında yaşıyoruz. Her türlü bilgiye bugün dijital ortamda girip bilmem ne üniversitesinin bilmem ne kütüphanesine girip bilgileri elde edebiliyorsun ama kendine dair, ruhuna dair hiçbir şey bilmiyorsun. Yani Onun evet, bu bilgi çağı, bilgelik çağına doğru dönmek zorunda kalan bir zamandayız diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani bu bilgi bilgelik olmak zorunda artık. Evet ve herkesin yolu da ayrı. Yani bunun bir reçetesi yok. O onu öyle yaptı, o onu öyle yaptı diye bir şey yok. Herkesin yolu ayrı bir yol. Yani ben başka bir şeyden imtihan olurum. Sen başka bir şeyden imtihan olursun. Çünkü senin hepimiz hakikatinle farklı. Benimkisi Evet. Farklı. Yani Kesinlikle. Senin içinde ortaya çıkması gereken cevherle benimkisi aynı değil ki. O yüzden zaten aynı kurgunun içerisinde hayatlarımız farklı. Aynı kurgunun içerisinde değiliz. Tabii ki ortak bir sürü şeyimiz var ama bütün senaryo sana özel, bana özel. Kesinlikle öyle. Yani hadiseleri de böyle okuduğunda, yani bu benim başıma neden geldi sorusu çok önemli değil mi Eren? Yani neden geldi diye oturup düşünüp tefekkür ettiğinde onun cevabını mutlak alıyorsun. Evet. Yani belki o gün almıyorsun ama bir süre sonra o soruyu sorduğun için sana onun cevabı geliyor. Aslında o cevaplar hep geliyor da biz göremiyoruz belki de. Kesinlikle idrak çok önemli bir nokta. Yani Hazreti İsa'nın ben iki kere doğdum demesi. Biri anne karnından doğuyor. Diğeri idraken doğuyor. Asıl önemli doğum o belki de. Yani işte şeyde de idraken doğmak. Tasavvufta da ölmeden önce ölme seviyesine ölüm. Gelmek demek evet. O değil mi? Yani bütün Kesinlikle. Sen ihtiyaçlarını, nesnel ihtiyaçlarını, bedene ait ihtiyaçlarını öldürdüğün zaman ancak özgürleşmiş oluyorsun. Yani zaten Kesinlikle. bu dünyaya geldiğinde ölmek için geliyorsun. Şimdi herkesin bir korkusu var ya, ölüm korkusu. Bu arada özgürleşmenin önündeki bence en büyük blokaj ölüm korkusu. korku.
Yani korkunun en tabanında yatan şey de ne olacak ki? Herhalde en fazla ölüm korkusu olur diye düşünüyorum. Onun belki bir katman öncesinde kaybetme korkusu var. Yani sen eğer sahip olduğunu düşünüyorsan bir şeyleri kaybetme korkusuna girersin. Kesinlikle. Ama mülk bana ait değil dediğin anda zaten özgürsündür. Yani Yani o yüzden orada kaybetme korkusu da olmaz. Yani kapitalist sistemle birlikte bir şeylere sahip olma gereği hissediyoruz. Erich Fromm'a göre mesela ölü korkusu da bunlardan biri. İnsanlar hayata sahipmiş gözüyle baktıkları için bir korkuya giriyorlar. Halbuki insanlar hayata sahip değil diyor. Mevlana'nın dediği gibi biz bu hayattan geçiyoruz. Biz bu hayatın sahibi değiliz. Bunu idrak etmek çok zor bir şey tabii ki. Bedenimize de sahip değiliz. Hepsi geçici. Evet, hepsi geçici. Ama iyi bakmakla da mükellefiz aynı zamanda. Çünkü emanet. Emanet. Değil mi? Evet. Bir diğer şıkka geçiyorum. Yani bir diğer maddeye geçiyorum. Özgürlük mesafe almaktır. İnsanlar birbirlerini sınırlarlar. Bu da çok doğal bir şeydir. Biz mesela bir arada yaşamaya kalksak muhakkak bir uyumsuzluk olur. Benim alanımla senin alanın farklıdır. Schopenhauer bunu şöyle bir örnekle özetliyor. Kirpiler örneğidir bu. Soğukta üşüyen kirpiler ısınmak için birbirlerine yanaştılar. Ancak dikenleri birbirlerine batmaya başladı. Daha sonra uzaklaştılar. Tekrar üşüdüler. Tekrar yanaşmaya başladılar. Tekrar dikenleri battı. Ta ki hem dikenleri birbirine batmayacak hem de üşümeyecek konuma gelene kadar. Yani insanlara belirli bir mesafeden yaklaşmamız gerekiyor. Herkes birbirini sınırlayabilir. İnsanlara belirli bir mesafede olmamız gerekiyor. Yakınlığımız ne olursa olsun. Bu özgürlüğün temel problemlerinden biri aslında bence. Halil Cibran'ın da bir şeyi evet. var. Bununla ilgili çok iyi bilirsin. Evet. Bütün ilişkiler için söylüyor bunu. İlişkiler bir mabettir diyor ve siz de bunu onun sütunlarısınız diyor ve o sütunlar eğer yan yana gelirse o mabet yıkılır. Belli bir mesafede olursa ancak işte arasından aşk, muhabbet, anlayış, hoşgörü rüzgarı geçer ve o mabet sağlam bir şekilde var olmaya devam eder diyor. Kesinlikle öyle. Yani kendi evladına karşı bile insanın bir mesafede, bir duruşta aynen olması gerekiyor. Yani hani sosyal mesafeden bahsediyoruz ya şimdi korona ile birlikte. Herkese bir mesafede olmamız gerekiyor. Çok girift ilişkiler daima problem yaratıyor. Yani bu psikolojide de böyle. Çok girift ilişkiler. Yani gene İbn Arabi bakış açısıyla baktığımızda yani bu şu an son dönemdeki korona olayını bu şekilde okuduğumuzda hakikatin bir yansımasıdır ve hadiseler de işte sana bir şekilde kendinle ilgili hakikati yansıtır ve öğretmeye çalışır diyor ya. Yani bu korona günlerinde yaşadığımız her şeyde hakikaten sembolizmayla baktığımız her şey ne kadar sembolik. Ne kadar evet manidar. Yani bu sosyal mesafe ne kadar manidar. Sen işte bu kadar kısıtlanma, bütün bu dünya malından, dünya yatapmadan, her şeyden, hiçbir şeyin anlamının olmadığını gördüğüm bir dönemdeyiz. Yani gerçekten her şey çok manidar şu anda. Yani kesinlikle sembolik, çok sembolik. Ya bir şeylerden, ya insanın farkı da o. Dünyaya bir şekilde ibret gözüyle bakmamız gerekir. Aslında her şeyden bir ders çıkartmamız gerekir. İnsanın aslında temel görevi bu dünyada belki de talebe olmak. Sürekli biz öğrenmek için talep etmeliyiz diye düşünüyorum. Ama işte talebin neyse sen olsun diyor ya Kenan Efendi evet Hazretleri. Yani hakikaten o talebe bir dönüp bakmak lazım ya. Yani burada şu anda yoksunluk çektiğimiz şeyler neler? Bizimle ilgili çok büyük fikirler veriyor o yoksunluklarımız. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani hürriyet kavramına geri dönersek işte o bütün muhtaçlıktan, o yoksunluktan ari olmak diyor ya hürriyet için. Yani burada hangisinden biz ariyiz acaba? Yani ne tür muhtaçlıklarımız var? Ya bizim durumumuz daha zor diye düşünüyorum. Yani antik çağlara bakınca bu durum daha zor bir durum. Neden? İyice böyle maddenin en üst seviyede olduğu bir çağda yaşıyoruz. Doğru. Madde çok değerli. Yani modern dünyada anlam arayışında olmak zor bir şey.
Yani tam çokluk devrindeyiz. Evet. Yani işte oruç tutan insanları düşün. Televizyonu açıyor, dedikodu programı. Bir şekilde ruhun kirleniyor zaten. Kaçışın yok. Evet. Yani öyle bir bilincin, öyle bir idrakin olmalı ki senin ondan ayıracak, bir kendine getirecek. Bizler tabii ki çok şanslıydık. Bazı şeyleri takip ettik, birbirimize destek olduk. Model alacak insanlar, ama model alacağı hiç bir şey olmayan insanlar için bu çok zor bir şey. Hakikaten. Evet. Yani bir şekilde Çok çok ütopya gibi duruyor çünkü Eren. Çok ütopik bir şeymiş öyle. Gibi duruyor. Evet. Yani gerçekten ama, bunu yaşamış insanı görmek çok büyük şans. Kesinlikle. Ama bunu yaşadığında da o zaman tam anlamıyla özgür oluyoruz. Doğru. Yani şöyle bir madde ben oluşturdum. Özgür insan kimdir diye soracak olursam bana. Özgür insan kendini bilen insandır. Bunu biraz açalım istersen. Çok ağır mevzuya girdin. Kendini bilmek ne demek? Evet, ondan yola çıkalım. Şimdi Hazreti İsa'nın bir sözü var. Çok sevdiğim bir söz. Hakikat insanı özgürleştirir diyor Hazreti İsa. Biz günümüzde konfor alanımız, çeşitli korkularımız, işte bedensel istek ve arzularımızla hakikatten aslında uzak yaşıyoruz. Yani bunlar bizi hakikatten uzaklaştıran şeyler. Şimdi peygamberlerin, filozofların, ermişlerin farklı bir konumu var. Onlar bu dünyayı bizim gibi algılamıyorlar. Biz beş duyu ve akılla bu dünyayı eksik algılıyoruz. Bunu hemen istersen Mesnevi'den bir hikayeyle somutlaştırayım. Sen de çok iyi bilirsin, bir fil benzetmesi vardır, fil hikayesi vardır. İnsanın varlık karşısındaki, hakikat karşısındaki durumunu anlatır. Hintliler karanlık bir ahıra bir fili bağlayarak daha önce hayatlarında hiç fil görmemiş insanları bu ahıra çağırırlar ve filin ne olduğunu sorup bir deneme yaparlar. İnsanlar karanlıkta bir şeyleri seçemedikleri için el yordamıyla file dokunarak fili tanımlamışlar. Kimisi fil bir yelpazedir der. Kimisi filin kuyruğuna dokunur, fil bir urgandır der. Kimisi bacağına dokunur, sütundur. Kimisi burnuna dokunur, fil hortumdur der. Her biri farklı farklı tanımlar getirir, itilaflar yükselir ve aralarında kavga başlar. Ta ki ışık açılıp filin kendisi görününceye kadar. İtilaflar sona erer çünkü tanımlardan hiçbiri file uymamaktadır. İşte Mevlana diyor ki, işte insanın hakikat karşısındaki durumu da böyledir. Ben akılla ve beş duyuyla varlığı anlamaya çalışıyorum. Beş duyu dediğimiz şey nedir? Mesela görmek. İçi su dolu bir bardağa bir kalemi atsam ben buradan kırık gözükür. Demek ki görüş algım beni yanıltabiliyor. Evet. Aklım beni yanıltabiliyor. İşte filozoflar bütünü algılayabilen, ya yani sezgisel olarak bir şeyleri bilebilen insanlar, onların aracısız bir bütünü, aracısız hakikati kavrayabilen insanlar. Bununla yani filozof şeydeki bu Platon'un mağara alegorisinde dışarı çıkan insandan, evet, bahsediyorsun değil mi? Biraz. Kesinlikle öyle. O kendini bilen insandır işte. Platon'a göre iki dünya vardır. Birincisi idealar dünyası, fikirler dünyası. Her şeyin aslının, özünün bulunduğu dünya. Mesela güzellik kavramı orada vardır. Biz bu dünyada tek tek güzelleri görürüz. Ama orada güzelliğin kendisi vardır. Ve idealar dünyasının bir yansımasıdır gölgeler dünyası. Yani içinde yaşadığımız dünya. Biz neden gölgeler dünyası diyoruz buna? Çünkü bu dünya aslında yok Platon'a göre. Var olmayan bir dünyada görüntüler, yanılsamalar içinde yaşıyoruz. Kendi ve fesat dünyası. Yani oluş ve bozuluş dünyası. Her şey oluyor, bozuluyor ve yok oluyor ve bir değişim içinde. İşte diyor Platon bunu anlatmak için bir mağara benzetmesi, mağara alegorisi olarak geçen mağara benzetmesini yapıyor. Doğduklarından beri bir mağaranın içinde ellerinden ve ayaklarından zincire vurulmuş insanlar var. Bu insanların yüzü mağaranın duvarına dönük. Ve bir şekilde biyolojik ihtiyaçlarının da giderildiğini hayal edin diyor Platon. Mağaranın çıkışında da bir ateş yanıyor sürekli. O ateşin arkasından geçen insanların, cisimlerin gölgeleri
mağaranın duvarına yansıyor. Şimdi benim ellerim, ayaklarım prangalara mahkum ve mağaranın duvarındaki gölgeleri gerçek varlık zannediyorum. Çünkü ben doğduğumdan beri o gölgeleri görüyorum ve onları gerçek varlıklar zannediyorum. Ancak içlerinden biri zincirlerinden kurtuluyor ve mağaranın dışına çıkıyor. Bu mağaranın dışına çıkan kişi dünyanın bir mağaradan ibaret olmadığını idrak ediyor. Daha sonra bu kişi mağaraya geri dönüyor ve arkadaşlarına diyor ki dünya bir mağaradan ibaret değil. Ama arkadaşları ona inanmıyorlar. Çünkü ellerinden ve ayaklarından zincire vurulmuşlar. Platon bu benzetmesiyle şunu yapıyor. Biz bu dünyanın içinde karanlık bir mağaradayız. Varlığı böyle. Gölgeleri görüyoruz ve onları gerçek varlıklar zannediyoruz. Arzularımız ve isteklerimiz de prangalara mahkumuz. Yani nefsimizin kölesi olmuşuz. Oradan bir tek kişi, mağaraya çıkışın bir tek yolu vardır diyor Platon. O da bilgidir. Ama bu sıradan bir bilgi değildir. Bu kendini bilen insandır. Filozof kişi ona diyoruz, kendini bilen. O mağaranın dışına çıkıp öteki dünyayı, yani ahiret dediğimiz ya da idealar dünyası dediğimiz yeri gören ve geriye dönüp arkadaşlarını uyaran, nefsinden kurtulması gerektiğini söyleyen insandır. Kendini bilen kişi. Şimdi kendini bil, tarihte birçok dönemde söylenmiş bir söz. İşte, evet, Delphi Tapınağı'nda var. Evet, Delphi Tapınağı'nda Spartalı Kilon yedi bilgelerden biri yazmış. Sokrates'e atfedilir. Kendini tadı ya da kendini bil der. Mesela bir Çin bilgesi, Lao Tzu'nun sözü vardır. Birini yenen güçlü, kendini yenen kahramandır. Varoluşçu felsefede vardır, Sartre. İnsan kendini bildikçe özgürleşir der, kendini tanıdıkça özgürleşir der. Eski ahitte vardır, zincirlerinden, senin olan her şeyi terk et, zincirlerinden kurtul, kendini bil der. Hadis-i şerif vardır, men arefe nefsuhu fekat arefe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Yunus Emre'de vardır, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsen buna nasıl okumaktır diye. Peki bu dönemin farklı farklı dönemlerde yetişmiş insanlar nasıl oluyor da bu sözü söylüyorlar ve kendini bilmek ne demek? Ya bunun kökenini istersen ayrı bir derste tartışırız. Hermetik felsefeye dayanıyor. Yani evet, kadim bilgilere dayanıyor. Aynı kökenden besleniyor her şey. Hermes'ten, hermetik felsefeden besleniyor. Bütün semavi dinlerin kökeni de bu. Bunun için ayrı bir ders yaparız istersen ama kendini bile gelelim. Yani kendini bil ne demek? Bir insanın kendisi nedir? Şöyle bir soru sorayım. Bir insanın kendisi nedir? Bir insanın kendisi özü cevheridir. İnsanın özü cevheri ruhudur. Kendini bilmek ruhunu bilmektir. Peki bilgi nasıl bir şeydir? Bilgiyi Gazali üçe ayırmış. Birincisi bir sarhoş örneğiyle. Birincisi bilgiyi diyor. Bir kitaptan tanımını, pardon, sarhoşu tanımını bir kitaptan okursunuz. Bu ilmel yakindir. İlmi bilgidir. Sarhoşu görürsünüz. Bu aynel yakindir. Yani gözle gördüğünüz bir bilgidir. Test ettiğiniz bir bilgidir. Bir de sarhoş olursunuz. O hakken yakindir. O yaşamsal bir bilgidir. Kendini bilmek deneyimsel, evet. Deneyimsel bir bilgidir. Yaşamsal bilgidir. Ve özgür insan kendini bilen insandır. İslam'da da kendini bilen Rabbini bilir diye geçiyor ya. Rab biliyorsun, evet, öğretici demek. Evet. Yani Rab orada öğretici demek olan şey de gene ben sizi sıratınızda kendi isminizde müstakim eyledim diyor. Yani senin biraz önce söylediğin şey cevher. İşte bizde Allah'ın isimleri var ve o isimlerin ortaya çıkması için bir kurgunun içerisindeyiz. Bu dünya hayatının içerisindeyiz ve bütün hadiseler, aslında başımıza gelen her şey o cevherin ortaya çıkması için oluyor. Sen eğer bunu böyle... Evet. Aynen, onun oradan çıkması için, yani sonuçta adı olmazsa cihat olmaz, değil mi? Yani gelen hadiseler şey gibi, bir nehrin, durgun bir nehrin içerisine bir uzun bir değnek sokup o nehrin dibindeki bütün pisliklerin ortaya çıkması nasılsa, hadiseler de bizim önce bütün bir nefsani her şeyimizi ortaya çıkarıyor ki onları temizleyelim, alttaki o cevher
ortaya çıksın, aşikar olsun diye. Şimdi bütün bu travmatik dönemler bunun için de çok büyük bir fırsat işte bugünler mesela. Harika bir fırsat çünkü orada bizim Rabbimiz neyse yani bizim cevherimiz, bizim hocamız ya, bize öğreten şey aslında kendi ismimiz ya, o cevherimizle ilgili sorular soruluyor aslında. Ve orada da onun altında da aslında bizim nefsani ihtiyaçlarımız bize ipuçları veriyor. Yani oradaki nefsani, şu anda var olan nefsani ihtiyaçlarımız, o bütün muhtaçlıklarımıza baktığımızda, mesela şeyden örnek vereyim biraz daha somut bir şey. Ben çok aceleci bir insanım. Acayip acele meşrep bir insanım. Ya belli ki orada tam tersi bir sabır ismi var. Çünkü evet, devamlı bununla sınanıyorum ben. O sabrın ortaya çıkması için hep sabredeceğim hadiseler yaşıyorum. Ama meşrebimde acayip cevvalim yani. Hemen her şey olsun bitsin istiyorum. Bunun gibi. Yani o ancak ben bunu görebilirsem kendimle ilgili bir şey öğreniyor olurum. Ve bu da bütün dünya hayatı ve bütün hadiselerde aslında sana seni öğretmek için şahane bir senaryodan ibaret, değil mi? Kesinlikle öyle. Aklıma şey geldi. Muhammed İkbal'in galiba bir şey, kömür elmasa nasıl dönüşüyor? Yani bir sürü merhaleden geçiyor, eziliyor ve sonunda elmas oluyor. İnsan da böyle bir şey. Yani hadiselerle ezilip o içindeki, dediğin gibi, o içindeki cevherin ortaya çıkması, özgürleşmesi işte böyle oluyor. Başka türlü değil. Evet. Peki Eren'cim, az vaktimiz kaldı aslında. Hı-hı. Konuşacak tabii ki, evet, çok şey var. Yani evet, sabaha kadar otur konuş yani, bu mevzular hiç bitmez. Biraz toparlayalım. Son söylemek istediklerini de tamamen bir toparlayıp kapatalım istersen. Yani 7 dakikamız var çünkü. Özgür insan, kendini bilen insan. Biz felsefe yolda olmaktır. Yani felsefenin, hı-hı, tanımı, Jaspers'ı öyle bir tanım, yolda olmaktır. Sürekli amaç için, bir amaç için, bir amaca ulaşamasak da o amaç doğrultusunda sürekli, insan olmak böyle bir şey. Ben insan oldum, ben özgürleştim diye bir şey yok. Sürekli bir gayret sarf etmemiz ve yolda olmamız gerekiyor bizim. Bu arada sorulara bir bakmak istedim. Eren'cim kapatalım dedim ama bir sürü soru birikmiş. Eren Hanım, takip edebilmek için Instagram, Twitter adresini paylaşabilir misiniz? Eren'cim. Yok benim. Instagram'ım var. Çok bilgi sahibi değilim teknoloji alanında. Özgür ama iradenin tanımını yapar mısınız diye bir soru var. Hakikaten başka bir program konusu arkadaşlar. Kesinlikle. Yani bununla ilgili Libet'in bir deneyi var, özgür irade ile alakalı. Bu çok tartışılan bir konu. Çok kısaca istersen bahsedeyim ondan. Yani bir şey deneyi yapılıyor. İşte hareketlerin beyindeki mekanizmasını anlamak için yapılan bir deney var. Karar anını anlayabilmek için, insanların karar verdiği anda beyindeki işleyişi göstermek için yapılan bir deney bu. Nörobilim deneyi. Mesela parmağını bir şeye basmak istediğinde, bir düğmeye basmak istediğinde o kararı aldığı anla basma aktivitesinin anını belirliyorlar. Aslında çok tesadüfen çıkmış bir şey. Basma anıyla ona verdiği, karar verdiği andan sanıyorum 5 milisaniye öncesinde beyinde hareket, yani basma hareketinin aktivasyonunun başladığını görüyorlar bilim adamları. Ve bütün bilim dünyası nasıl yani, özgür irade yok mu diye ikiye ayrılıyor. Yani biz o karar anından önce bizim için karar veren başka bir mekanizma mı var beynimizde? Kim bizim yerimize o kararı verdi diye sorgulamaya başlıyorlar. Tabii bu işte felsefede bir sürü konuya tekabül ediyor. İşte şeyde, tasavvufta kaza kader konusuna tekabül ediyor. Sonrasında konuşulacak bir konu bu. Evet, kesinlikle öyle. Ayrı bir ders yaparız istiyorsan onun için. Olur. Yani çok tabii derin bir konu. Ben 7 maddede bugün toparlamaya çalıştım ama çok daha fazla konuşulur. Evet, konuşulur, evet, bir konu. Felsefe. Yine sorular geliyor. Bir dahaki program için bilgi ve bilme yapın. Evet, 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 güzel, evet, bir konu. Bilginin kesinliğini konuşabiliriz. Evet. Başka da bir soru göremiyorum. Peki Eren'cim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani seninle sohbet, muhabbet şahane. Bu arada arkadaşlar, Eren'le
Açık Bey'in YouTube kanalında felsefi film okumalarına başlayacağız. Çok kısa bir zaman içerisinde. İlk filmimiz Truman Show. Evet. Tam da işte Tam felsefeye giriş. felsefi bir film. Evet, felsefeye giriş Evet. dersi olacak. YouTube kanalımızda göreceksiniz kısa zaman sonra. Peki, çok Çok teşekkürler teşekkür ederim. Erencim. Ağzına Görüşmek üzere. sağlık, gönlüne sağlık. Çok öpüyorum seni. Hoşça Sağ kal. olun.